Gazların üçüncü testi yine gaz yasalarından karma sorular içeriyor. Bu defa bu testteki soruları hız ve Renk soru bankamdan aldım arkadaşlar. Bu testteki sorular da Ahmet Hoca ile benim hız ve e yazdığımız sorular. Soruları beğeniyorsanız devamı için hız ve Renk soru bankasını alıp çözebilirsiniz. İlk sorumuz kapların birleşimi ile ilgili bir soru. Yalnız arkadaşlar kapların birleşimi ile olan, ilgili olan bu soruda bir özel bir püf noktası var. Bu nedenle bu soru çoğunlukla gelir. Musluğu açtığımızda CH4'ün %10'u V1 olan kaba %40'ı V3 olan kaba gidiyor. Hadi PVNRT'ye soralım CH4 neden böyle bir şey yapıyormuş? Bu sorunun cevabını versin. Musluğu açtığımızda 3 kabın da basıncı aynı olmak zorunda. 3 kabın R'si ve T'si de aynı olmak zorunda. O zaman CH4 neden farklı miktarlarda gidiyor? Demek ki kapların hacimleri farklı. Hacmi ne kadarsa dikkat edin miktarı o kadar olacak. O zaman toplam hacimin %10'u birinci kap, %40'ı üçüncü kap, %50'si de ikinci kapı olmak zorunda. CH4 çünkü %10, %40, %50 olarak dağılmış. %50'si 5 litre. O zaman %10 olan V1 1 litre. V3 de %40'ı yani 4 litre olarak geliyor. Artık P1, V1 artı P2, V2, P son, V son yapabilirim. 1 atmosfer 1 litre, 3 atmosfer 5 litre. Son basın çarpı hacim toplarsanız 10 litre gelir. 15 bir daha 16 bölü 10'dan P son 1.6 atmosfer olarak gelir. Cevabımız A, şey, B seçeneği. İkinci soru 2 iki atmosfer dış basınçta serbest pistonla dengelenmiş neon gazı. Dolayısıyla neon gazının da basıncı 2 atmosfer. Ve diğer tarafta x atmosfer 5V'lik helyum gazı var. K sabit sıcaklıkta açıldığında piston A noktasında dengeye geliyormuş. P1 V1 artı P2 V2 P son V son yapalım. X çarpı 5 artı 2 çarpı 2 eşittir. Piston A noktası da dengeye geliyorsa dış basınç 2 atmosfer olduğu için iç basınç 2 atmosfer. Çarpı V son 5 V burası 1 V de burasından 6 V. 12 burası 12'den 4 çıkarsa 8 bölü 5'ten x eşittir. Yine 1.6 atmosfer gelir. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruda 2 V olan kapta P atmosfer basınçlı x gazı var. Sabit sıcaklıkta K açılarak bir miktar x gazının 3v hacimli ikinci kaba geçmesi sağlanıyor. Son durumda birinci kaptaki basınç 3 atmosfer, ikinci kaptaki basınç 2 atmosfermiş. Şimdi bu sistemi nasıl çözeceğimizi PVNRT'ye RT'ye danışalım. Sistem boyunca R ve T sabit o zaman gazların mol sayısını PVS ile doğru orantılı olarak alabiliriz. Bakın başlangıçta ne kadar gazım var? P atmosfer çarpı 2V'den 2PV'lik gazım var değil mi? Son durumda musluğu açtım. Son durumda ne kadar gazım var? 3 atmosfer 2v birinci kaptan. 6 artı 2 atmosfer 3v ikinci kaptan 12. Bir mol sayısı değişmeyeceğine göre p çarpı 2v eşittir 6 çarpı 6'dan. 6 artı 6'dan. 6 artı 6 12 bölü 2. P eşittir 6 atmosfer olarak karşımıza çıkıyor. Bunu başka şu yolla da çözebiliriz arkadaşlar hatırlıyorsanız birinci testte de testede, ikinci testte de bahsetmiştim. Bir gazın sadece hacmi değişiyorsa basıncı ile hacmi arasında P1V1 P2V2 eşitliğini kurabiliriz. Şimdi ikinci kaba yani 3V'lik kaba geçen gazın basıncı 2 atmosfer. Acaba bu gaz 2V'deyken kaç atmosfer basınç yapıyordu diye bakarsanız 3 atmosfer yapıyordu. E birinci kapta 3 atmosferde de hali hazırda var. O zaman birinci kabın basıncı 6 atmosferdir diye bulabilirsiniz. Gazlarda arkadaşlar bir soruyu çözmenin çoğunlukla birden fazla yolu vardır. Eğer mantıklı PVNRT'den kafadan atarak değil PVNRT'den bulduğunuz denklemlerle yapıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Dördüncü soru vakumlu bir kaba koyulmuş az şişirilmiş bir balon var. Hilal bu deneyi yaparken pompa yardımıyla kaptaki havayı boşaltarak kabın içindeki basıncın azalmasını sağlıyor. Buradaki basınç azaldıkça elastik balonun görevi iç basıncı dış basıncı eşitlemek olduğu için elastik balonda basıncı azaltmak isteyecek. Peki elastik balon basıncı nasıl azaltacak? İçindeki gazın miktarı sabit, R'si sabit, T'si sabit. O zaman hacmini arttıracak. Vakum uyguladıkça buradaki balon şişecek. Sistemde basınç azaldığı için elastik balonun hacmi artar doğru. Sistemdeki basınç yarıya düştüğünde elastik balonun hacmi iki katına çıkmıştır. Doğru. Basınç hacim ters orantılı. Basıncı yarıya düşürürseniz hacim iki katına çıkar. Hilal Boyle yasasını ispatlamıştır. P ile V arasındaki ilişkiyi inceleyen yasamız Boyle yasasıydı. Her üçü de doğru. Beşinci soru açık hava basıncının 75 cm olduğu ideal pistonlu bir kabımız var. Kaba 2 mol CH4 gazı ekliyoruz. 1 mol var. 2 mol daha ekliyoruz. Malum pistonlu olduğu için basınç değişmez. Ancak hacim 1 mol'e 2 mol eklediğim için 3 katına çıkar. V iken 3 V'ye çıkar. Birim hacimdeki molekül sayısı artar. Arkadaşlar birim hacimdeki molekül sayısı N bölü V'dir. PV N R T'den N bölü V'yi çekerseniz R sabit olduğu için N bölü V P bölü T demektir. Bir pistonlu kap basınç sabit. Gaz ekleyip çıkarmadık sıcaklık sabit o zaman en bölü V oranı sabit artmaz. Bir yanlış. CH4'ün kısmı basıncı 50 olur. Son durumdaki toplam basınç değişmedi pistondan dolayı 75. Bu 75'i yapan kim var? Eklediğim 2 mol CH4 ile 1 mol helyum var. E kısmi basınç molle doğru orantılı. 75'i 3'e bölerseniz 50'sini bu yapar 3'te ikisini. 3'te birini 25'inde helyum yapar. Evet doğru. Helyum gazının pv çarpımı artar. Hemen yine onu da pv nrt'ye danışalım. Helyum gazının pv çarpımı helyum gazının diyor. Dikkat edin. Helyum gazının nrt'sine eşit. Kabın içine helyum eklemedik. Helyumun mol sayısı değişmedi. R'si değişmedi. Sıcaklığı değişmedi. O zaman helyumun pv çarpımı artmaz. Cevabımız B seçeneği. Standart bir otomobil lastiği 27 derecede 2.4 atmosferde 41 litre havayla doldurulur. Hemen hesaplayalım basıncı 2.4 atmosfermiş 41 litre havayla dolduruyormuşuz. Mol sayısını bilmiyorum. R'si 0082 dikkat edin şurada 82'nin katı var. Sıcaklığımızda 27 derece yani 300 kelvin. Şöyle şu 2.0 ile şunu 8.2 yaparız. Daha sonra şunu 82 yapıp onunla çarpıp bu tarafı da onunla çarparsak 82 ile 41 gidip şurada 2 kalır. Şu 10 2.4 burayı 24 yapar. Diğer tarafta 2 çarpı 3'ten 6 en çıkar. En eşittir 4 mol hava ekliyormuşuz. Havanın eması 30 olduğu için ortalaması 1 lastik için 120 gram hava ekliyoruz. 4 lastik için 480 gram hava kullanmış oluruz. Cevabımız C seçeneği. Musluğu açıp gazların karışmasını sağlıyoruz. Kısmi basınçları oranını soruyor. Kısmi basınçları oranı mol sayısı oranıdır. Hiç hesap yapmadan mol sayısı oranını nasıl bulabiliriz acaba diye PV=nRT'ye soralım. Bu iki gazın sıcaklığı ve R'si aynı. O zaman PV'leri oranı mol sayıları oranı. Yani buradan 4 gaz varsa, 4n gaz varsa, burada 9n gaz var. Musluğu açtığımda da bunların basınçları oranı 4/9 bölü 9 olarak karşıma çık. Sabit hacimli bir kapta SO2 ve CH4 gazlarından SO2'nin kısmi basıncı toplam basıncın 20 de %20'si ise yani toplam basınca 5P dediğimizde PS SO2 ise 4PS'i de CH4'tür. Ki bu aynı zamanda bildiğiniz gibi bunların mol sayıları oranıdır. Yani buradan n mol varsa buradan 4 n mol olması gerekir ki bunun basıncı P ise bunun basıncı da 4P olsun. Mol sayıları oranı 1 bölü 4'tür. Doğru. Yoğunlukları hemen hesaplayalım. SO2'nin mol kütlesi 64, n molü 64 n gram. CH4'ün mol kütlesi 16, 4 n molü 64 n gram. Kütleleri eşit, e aynı kabın içindeler. Hacimleri eşit, o zaman yoğunlukları da eşit. Doğru. Difüzyon hızı, hemen difüzyon hızı formülünü yazalım. SO2'nin difüzyon hızının, CH4'ün difüzyon hızının oranı. Difüzyon hızı emayla ters orantılıydı. SO2'nin emasını buraya yazdık. CH4'ün emasını buraya. Aynı kabın içinde oldukları için sıcaklıkları aynı. Sıcaklığı es geçiyorum. 16 bölü 64 1 bölü 4 kökün dışına 1 bölü 2 olarak çıktı. CH4 SO2'den 2 kat hızlı olması lazım. SO2 hızlı demiş yanlış. Cevabımız 1 ve 2. 9. soru Felix isimli Avustralyalı paraşütçünün 39 km yüksekliğinden atmosfer sınırından balonla atlaması ile ilgili diyor ki balon deniz seviyesinde 900 bin litre helyumla şişirdik. 10.000 metreye çıktığında balonun hacmi kaç olacaktır? Bakın hemen bakıyorum. Nereden şişirdim? Deniz seviyesinden yani yükseklik sıfırken basınç 1 atmosfer. Ben 1 atmosfer basınçta ne ile şişirdim? 900.000 litre ile. Daha sonra 10.000 metreye çıktım. 10.000 metrede basıncım 0.3 atmosfere düşüyor. 1 atmosferdeyken 900.000 litre ise ben bunu 0.3 atmosfere düşürdüğümde kaç litre olur? ve son eşittir 900.000 0,3. Şunu 3 yaparsak şuraya 1 0 daha atmış oluruz. 3'te 9 gitti 3. Yanında 6 0 var. 3 milyon litre oluyor. Cevabımız D seçeneği. 10. soruda pistonla bölünmüş 2 tane gazımız var. Mollere eşit, hacimlere eşit. Şu an buna 1 2 3 diye ayrı ayrı işlem yapıp pistonun nereye gittiğini soruyor. Hemen ben yine şekil tabloyla rahat görünsün diye buraya yazıyorum. Burada helyum var. Burada CH4 var. Her ikisi de birer mol. Buraya bir mol, buraya bir mol eklersek mol sayıları aynı oranda artar. Aynı oranda arttığı için piston hiçbir tarafa hareket etmez. Doğru. Yine daha önceki testlerde çözdüğüm için söylemiştim. Burada hatırlatıyorum. Bu sistemde sol ve sağın pistondan dolayı basıncı, reisi ve sıcaklığı aynıdır. V ile en doğru orantılı. Yani pistonu bir tarafa götürmek istiyorsak gaz mol sayısı oranını değiştirmemiz lazım. İkinciye bakalım. 4 gram yani 1 mol helyum ekliyoruz sağ, sol tarafa. Sağ tarafa 4 gram. 0.25 mol. Sol tarafa daha çok eklediğimiz için piston sağa doğru gider bunu dengelemek maksadıyla. Yani iki yönüne gider. Evet doğru. Son seçeneğe bakıyorum. Sol tarafı 16 gram yani 1 mol. Sağ tarafı 16 gram yani 4 mol. Sağ tarafa daha çok eklediğimiz için sol tarafa gider. Yani bir yönüne gider. Evet. Her üçü de doğru verilmiştir. Cevabımız A seçeneği.